Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Gizem günaydın. Günaydın. Biraz sonra tabii enflasyonun ertesi gün alışılageldiği üzere Merkez Bankası'ndan fiyat gelişmeleri raporu da gelecek. Ama öncesinde istersen bilanço takvimini ele alalım. Yoğun veri ajandasında konuşamadığımız BİM gibi, ENKA gibi bilançolar var. Üzerine yenileri eklendi. Bir de bugünden açıklanmasını beklediğimiz bilançolar var. Kısa kısa turlamaya çalışalım zamanımız yettiğince istersen fiyat gelişmeleri raporu öncesinde. Dün açıklananlardan başlayayım o zaman. Vaktimiz yoktu, hiç konuşamamıştık onları. BİM'in bilançoları beğenilmişti, onu söyleyebilirim. Güçlü geldi. 330 milyon TL civarında bir piyasa beklentisi vardı net kar tarafında. 639 milyon TL olarak gelmişti. Bu da genel itibariyle baktığımızda bir 217 milyon TL'lik kur farkı kazancı yazmış BİM bu çeyrekte. O da net kar destekleyen ana faktör olarak karşımıza çıkıyor. Böylece de 2021'in tamamını 2.9 milyar TL'ye aşkın bir net kar rakamıyla kapatmış oldu. 718.6 milyon TL'lik bir rekabet kurumunun bütün gıda perakende, yani işte diğerleri de vardı, BİM de buna dahil. 718.6 milyon TL karşılık ayırmıştı o rekabet kurumunun açtığı soruşturma ile ilgili. Bu tabii beklendiği gibi net karı baskı altına aldı. Hatırlanacağı üzere fahiş fiyat soruşturması kapsamındaki cezadan bahsediyoruz. Bununla beraber 2.1 milyar TL'lik bir FAVÖK rakamı açıkladı. Bu da piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti aynı zamanda. Aynı zamanda FAVÖK marjının da %10.4 olarak gerçekleştiğini gördük. Dördüncü çeyrek 2021 itibariyle bunlar piyasa beklentisinin üzerinde. Satış gelirleri piyasa beklentisinin üzerinde 20.4 milyar TL olarak gelmişti. Genel itibariyle baktığımızda bir de temettü haberi vardı. Hisse başına brüt 2 TL'ye denk geliyor. Yani dağıtılabilir karın %41'ini BİM dağıtacak. Bunun haricinde şirket 2021'i böylece nasıl tamamladı? Şirket daha öncesine koyduğu 2021 hedeflerini aştı. Yani gerçekleştirdi ve aştı. 2022 beklentilerine baktığımızda da yaklaşık %55'lik bir gelir büyümesi, %8,5'la FAVÖK marjı hedeflemekte olduğunu hatırlatayım. 2022'de de satışlarının %3,2'si kadar yatırım harcaması planladığını açıkladılar. ENKA İnşaat tarafında ise biraz net karın hem beklentinin altında kaldığını gördük, hem de operasyonel anlamda baktığımızda FAVÖK de beklentilerin altında kaldı. Net kar tarafı 828 milyon TL'ye gelmişti. FAVÖK ise 1.8 milyar TL'yi aştı ama piyasadaki konsensüs 2 milyar TL üzerinde bir FAVÖK geleceği yönündeydi. Özellikle bu tarafta enerji sektörünün aslında katkısını görüyoruz ama toplamda çatı FAVÖK'e bakacak olursak burası biraz beklentilerin altında. Operasyonel tarafta bunun haricinde söyleyebileceğim çok fazla bir ek yok. Ama şu var, birikmiş iş yükünde artış var mesela. Bu artışın temel kaynağı da Rusya olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden mevcut projelerde ne olabileceği kısmı Rusya-Ukrayna konusu devam ettiği müddetçe ENKA için soru işaretini de beraberinde getiriyor. Diğer açıklanan bilançolara bakacak olursak çok fazla dediğim gibi bilanço var. Bugün de aynı zamanda Pegasus'un finansallarını açıklamasını bekliyoruz. Diğer açıklanan bilançolardan dün gelen, yeni gelenlere bakacak olursak Bağfaş bunlardan bir tanesi. Dördüncü çeyrekte 97.2 milyon TL'lik karı var. Bu da yıldan yıla kıyasladığımızda %36, çeyrekten çeyreğe kıyasladığımızda karda %96'lık artışa işaret etmekte. Satış gelirleri 674 milyon TL. Bu da 2020'nin dördüncü çeyreğiyle kıyasladığımızda Bağfaş'ın satış gelirlerinin %129 kadar arttığını göstermekte. 336 milyon TL'lik FAVÖK rakamı var. Burası da belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor diyebiliriz. Genel anlamda bakacak olursak Bağfaş bilançosunda hani yıldan yıla kıyaslamalar olumlu. Piyasadaki sınırlı beklentiyle kıyaslayabiliyorum. Çok fazla tahmin yoktu çünkü, ama onları da karşılamış olduğunu gösteriyor bizlere. Doğol'un aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarını gördük. Zarar vardı dördüncü çeyrek 2020'de. Bu çeyrekte belirgin bir kar rakamı var. Dolayısıyla bu anlamda olumlu. Net satışlarına baktığımızda 5.4 milyar TL olarak geldi. Burasında da aynı zamanda iyileşme var. 2020 dördüncü çeyrekle kıyasladığımızda satış gelirlerinin %77 oranında artmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde operasyonel sonuçları da iyi. FAVÖK rakamı 784 milyon TL'ye işaret ediyor. Bu da bir önceki yılla kıyasladığımızda ikiye katlanmış olduğunu göstermekte bizlere. Net nakit pozisyonunda da artış var. Burayı da olumlu tarafından görebiliriz.
Bir de açıklanacak olan bilançolar olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesinde Pegasus olduğunu söyledik. Pegasus tarafındaki beklentilere baktığımızda bugün finansallarını piyasa kapanışının ardından almayı bekliyoruz. Buradaki beklentilerdeki detaylara bakacak olursak, hani nasıl bir beklenti var finansallarından, ne açıklayabilir Pegasus diye, hemen tablomu çeyrekten çeyreğe değiştiriyorum. Bugün bekleniyor diyorum ama kesin olarak görünüyor en azından yatırımcı ilişkilerinin paylaştığı kadarıyla. Pegasus'un beklentilerine baktığımızda piyasada 560 milyon TL'lik bir zarar beklentisi var. Gelirler bacağında 3.7 milyar TL'lik bir satış geliri kaydedeceği yönde bir beklenti var. 759 milyon TL'lik de bir FAVÖK rakamı karşılayabileceği yönünde beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugün beklediğimiz en önemli bilançolardan öne çıkarabileceğimizin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Az önce mesela Enka'ya anlattım bilançosunu. Bir de onun da temettüsü vardı, onu evet. söyleyeyim. 13 Nisan tarihinde hisse başına 50 kuruş, neti de 45 kuruşa tekabül ediyor. Nakit temettü dağıtmayı planlıyor. Temettü verimi %3.9 olarak oluşmuş vaziyette. Dünün kapanışıyla baktığımızda bir de ayrıca 400 milyon TL'de bedelsiz dağıtacak. Bunu piyasa olumlu karşıladı Enka üzerinde. Onu da ufak bir not olarak düşebilirim. Bir de yine otomotiv sektöründeki rekabet soruşturmasına dair haberler var. Bir tanesi Doğuş'tan geldi, bir tanesi de Tofaş'tan geldi. Doğuş diyor ki rekabet kurumu soruşturması sonunda idari para cezasına yer olmadığına karar verildi. Burada söz konusu soruşturma kapsamında şirketin anılan mevzuata ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir belgeye ulaşılamamış ve böylece de idari para cezası verilmeyeceği Doğuş tarafından duyurulmuş vaziyette. Şimdi temettü demişken Aygaz tarafında da yine şirket yönetim kurulu hisse başına brüt 40 kuruş, yine nette 45 kuruş olmak üzere genel kurul onayına sunmaya karar verdi. Kar payı dağıtımını son kapanış fiyatına kıyasla bakıldığında temettü verimi %2 olarak Aygaz tarafında hesaplandı. Ziraat Yatırım nötr olarak değerlendirmiş haberi. Enka İnşaat tarafındakini de yine nötr olarak karşılıyor. Garanti Bankası tarafında da yine banka yönetim kurulu hisse başına brüt 0.3113 TL, kar payı nette 0.2831 TL'ye tekabül edecek şekilde kar payı dağıtımını genel kurul onayına sunmaya karar verdi. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,6 olarak burada da hesaplanmış vaziyette. Şimdi bu hafta BDDK verilerini değerlendirmiştik. Bir de ODD'ye bakalım istersen, sektörel haberler çerçevesinde orayı da ele almaya çalışalım. %15 civarında değil mi? Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bir daralma söz konusu. Aynen öyle. Az önce Doğuş Otel'i söyledim. Bu arada şeyde de yok. Tofaş'ta da idari para cezasına olmayacağına karar verilmiş. Tofaş'ta onun duyurusunu yaptı. Ufak bir notla oradan düşeyim. Hani bir tanesi de yok, ötekinde var anlaşılmasın, yok ikisinde de. Otomotiv sektörünün ODD Şubat verilerini karşıladık. Buradaki hafif ticari araç pazarı ve otomobil pazarına baktığımızda 2021 yılının aynı dönemiyle, yani Şubat dönemiyle kıyasladığımızda %15,1'lik bir daralmaya işaret ediyor. Bu grafikte bu arada ufak bir not düşeyim. Burada 1000 olduğunu belirtmemişiz. 723.000 mesela, öyle söyleyeyim. Burada %15,1'lik bir daralma olduğunu söyledik. 49.652 adet olarak gerçekleşmiş. Son 10 yılda Şubat ayında ne kadar araç satılıyor diye baktığımızda bu arada ortalamada 34.682 araç satılır. Son 10 yıldaki Şubat aylarında. Biz her ne kadar 2021 Şubat'ta kıyasladığımızda yıldan yıla daralma var diyoruz ama 49.652 adet aslında son 10 yıllık ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar üzerinde? %8,5 kadar üzerinde. Hafif ticari araç pazarında ise yine son 10 yılın ortalamasıyla kıyasladığımızda Şubat 2022 rakamları %8,7 kadar piyasanın, yani son 10 yılın ortalamasının üzerinde gerçekleşmiş olduğuna söyleyebiliriz. Burada bu arada neden bu rakamları böyle överek söylüyorum gibi, yani iyi rakamlar gibi söylüyorum. Çünkü aslında piyasada Şubat ayında daralma beklentisi vardı ondan dolayı. Yani Şubat ayında pazarda daralma beklentisine karşın rakamlar aslında piyasanın beklediğinden iyi geldi. Aralık ortasından itibaren bilindiği gibi hani otomotiv sektöründe genel bir dalgalanma görmüştük ve talep acaba azalmaya başladı mı artık diye konuşuyorduk. Ama buna rağmen daralma beklentisine karşın yıldan yıla bu rakamların nispeten iyi gerçekleşmiş olması, yıldan yıla derken ortalamanın üzerinde gerçekleşmiş olması iyi olarak yorumlanabilir. Genellikle bu arada 2021 model araç satışları sürpriz yapmış. Yani en fazla satılan yer orası. 2021 yılının güçlü de bir bazı var. O yüzden bir de hani şöyle kıyaslama yapmak lazım. Son 10 yıllık ortalamanın üstünde evet. 2021 ile kıyasladığımızda daralıyor evet. Ama 2021 yılının Şubat ayı oldukça kuvvetli bir aydı. O yüzden de yıldan yıla daralmalar da görmemiz gayet normal. Yani genel itibariyle baktığımızda şirketlerin de aynı zamanda aslında bununla ilgili de bir tablo yapabiliriz. Doğuş'un, Tofaş'ın
başın işte kim pazarda ne kadarlık bir rakam bekliyor diye. Yani ufakça hatırladığımı söyleyeyim en azından. Mesela Tofaş yurt içinde binek ve ticari için 700 ila 750 binlik bir pazar tahmin ediyor. Bununla beraber binek ticari, ağır ticari olarak Ford Otosan, Doğuş Oto yurt içi pazar beklentilerini açıklıyorlar. Ford Otosan 800 bin ila 855 bin olarak açıklamıştı bunu. Doğuş Oto da 830 bin olarak açıklamıştı. Burada daha detaylar da var aslında. İlk hatırladıklarım hani ufak not aldıklarım bu şekilde. Bunların topluca da gösteririz zaten. Ama şunu söyleyeyim, hani bizim en iyi yılımız neydi otomotiv sektöründe? 1 milyonla kıyaslıyoruz hep. Evet. Hani bütün otomotiv sektörünün orada önemli bir seviye olarak gördüğü yer bizim en iyi yılımız olan 1 milyon seviyesi. Yani burada da işte 700-800 binlik rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim en iyi yılımızdan %20'lik daha küçük bir pazar bekliyorlar. Her ne kadar bu sene iç talep daralır vesaire diye makro anlamda konuşmamıza rağmen. Şimdi bu arada Borsa İstanbul Yusan Endeks günü kırmızıda karşıladı. %0.46 düşüşte 9 puanlık bir eksi yazılıyor. Orada da 2013 puanda borsanın yeni güne başladığını söyleyebiliriz ana endeks tarafında. Kurlar cephesine döndüğümüzde dolar TL bizi 14-15-22 ve euro TL tarafı 15-61-20 seviyesinde karşılıyor. Borsa açılışı itibariyle 27 hisse yükseliyor, 65 hisse düşüyor, 8 hisse günü yatay biçimde karşıladı. Koza hisseleri şu anda en çok yükselen konumundalar. Arkasında yine Doğan Holding var. Az önce senin de bilançosunu aktardığın şekilde. Ve Rusa, Migros şu anda en çok kazanan konumunda ilk beşi oluşturuyorlar. Yine Anadolu Grubu Holding'in şu anda günü en büyük düşüşle karşıladığını görüyoruz. Arkasında TSKB, ADESE, Zorlu Enerji ve Turkcell hisseleriyle burada da yüzdesel bazda en çok düşenler tablosunu kısaca turlamış olduk. Şirket haberi tarafını herhalde tamamladık diye düşünüyorum Gizem. Evet. İstersen çok kısaca yine halka arzlardan notlar da verelim. Bu hafta içinde örneğin Hitit bilgisayarı vesaire ele aldık. Koleksiyon mobilya tarafında da ilk işlemde %9,66'lık bir prim olduğunu görüyoruz. Böylece yükseliş burada da kaydedilmiş durumda 1.45 TL'lik halka arz fiyatına kıyasladığımız zaman. Dönelim buradan bir de aracı kurum raporlarına. Yoğun biçimde yine raporlar da geldi. Özellikle halk yatırım tarafına döndüğümüzde hem indeks bilgisayar hem de Ford Otosan'la ilgili notları vardı. İstersen buradan satır başlarım vererek devam edelim. Şimdi Ocak sonu itibariyle indeks bilgisayarda not yazmışlardı. Hedef fiyatını da 14.58 TL olarak koymuşlardı. Şu an mevcut durumdaki piyasanın beklentisini de aynı zamanda göstermeye çalışayım. Şöyle ki indeks bilgisayarı için analistlerin 7 tane analistin tavsiyesi bulunuyor ve 7'si de yani al işte endeks üstü getir şeklinde tavsiyeler vermiş. Hiç sat tavsiyesi de yok, tut tavsiyesi de yok. Hep yani şöyle örnek vereyim. OYAK yatırım mesela endeks üstü getire beklentisi içerisinde 13.67 TL hedef fiyat koymuş. İşte AK yatırım yine endeks üstü getir demiş. Halk yatırım az sonra bahsedeceğim al diyor zaten. Gedik yatırım endeks üstü getireye yukarı yönde revize ettiler. En son 24 Ocak tarihli raporlarında 12.55 TL'lik bir hedef fiyat koyduklarını görmekteyiz. Şimdi burada özellikle ortamada ne çıkıyor diye baktığımızda şu an indeksin fiyatı 8.32 TL, 12 aylık hedef fiyatı burada konulan hedef fiyatların ortalamasına göre 13.28 TL'ye tekabül ediyor. Bunların içerisinde halk yatırımın beklentisine baktığımızda hedef fiyatını 14.58 TL olarak koymuş olduklarını söyleyebiliriz. Buradaki en yüksek konulan hedef fiyat da bu arada bu analiz içerisinde halk yatırımından gelmiş olduğunu da ifade etmek lazım. Özellikle dijitalleşme karlılıkta sürekliliği sağlayacak şeklinde de bir rapor başlığı var aslında. Özellikle salgın sonrasındaki dönemde talebin kuvvetli seyretmesiyle beraber ciro performansının güçlü seyredeceğini öngörüyorlar. Özellikle hani burada yeni satışa sunulacak olan ürünler, altyapı yatırımları, yeni dünya düzenine uyum sağlama anlamında talebin güçlü kalmasına bunlar etkili olacak diyorlar. 2021 gelirlerinin de bir önceki yıla göre %28'lik artışla beraber 13.1 milyar TL'lik bir seviyeye ulaşmasını beklediklerini ifade etmişler. Burada 2021'in gerçekleşmesi de aşağı yukarı baktığımızda gelirler tarafında 13.1 milyar TL idi. 2022 yılındaki beklentisi bunun ikiye katlanması yönünde halk yatırımı. 23 milyar TL'nin üzerinde bir satış geliri bekliyorlar. Bu sene işte 2021 13 küsüre tamamlandı. 2022'de 23'lere kadar çıkmasını bekliyorlar. Özellikle Türkiye'deki demografik yapının şirketin büyüme potansiyelini öne çıkaracak bir etmen, pozitif bir katalist olduğunu ifade etmişler. Çünkü bilişim teknolojileri sektörü açısından genç nüfus oldukça önemli, dönüşüme uyum sağlamak açısından. Aynı zamanda bilişim teknolojilerindeki altyapı yatırımları da karlılığı destekleyecek, operasyonel karlılığı destekleyecek bir
aynı zamanda durum olarak, katalist olarak karşımıza çıkmakta. 2022 yılına ilişkin bu arada iki şirket satın alması planladığını ifade etmişler Index Bilgisayar'ın. Bununla beraber hizmet sağlayıcılar, robotik ürünler ve giyilebilir teknoloji odaklı yatırımlarda şirketin odağında bulunduğunu hatırlatmışlar. Düzenli de temettü dağıtımı var şirketin. Bunu da beğendikleri bir şey olarak ifade ediyorlar. Aynı zamanda genel itibariyle risk olarak değerlendirdikleri kısımda küresel makroekonomik görünümde yaşanabilecek çalkantılar, piyasadaki yaşanan volatilitenin şirketin maliyetlerini artırıcı yönde bir aslında unsur olabilme ihtimaline risk olarak ön plana çıkarmışlar. Ayrıca bunlar talepte daralma, talep açısından daralmaya sebep olabilir. Bir de çip probleminin çözülememesi ürün akışını sekteye uğratarak operasyonel performansa zarar verebilir. Hani risk olarak değerlendireceğimiz bir şey varsa bu da o demişler. Bununla beraber bir de Ford Otosan tarafında yine 22 Şubat tarihlerinde halk yatırımı yazdığı bir başka rapor vardı. Orada da hedef fiyat 352,5 TL olarak karşımıza çıkmakta. Burada özellikle elektrikli araç yatırımlarıyla beraber büyümesinin sürdürülebilir olduğunu düşünmüşler. Böyle burada ticari araç pazarında özellikle şimdiye kadar geçen süreçte birikmiş bir talep olduğunu değerlendiriyorlar. Çünkü 2021'de otomotiv sektöründe yurt içi satışlarda yıllık bazda %3 daralma göstermesine rağmen hem ekonomik aktivitenin hızlanması hem de e-ticaretin ekonomideki payının artmasıyla beraber hafif ticari araçtaki satışların toplam satışları desteklediğini düşünüyorlar. 2021'de üretimi gerçekleştirilen 1.3 milyon adet aracın 950 bin adeti ihraç edilirken ihracatın üretime yıllık bazda 2 puan artışla %71,6 seviyesinde gerçekleşmiş olduğunu hatırlatıyorlar ve 2022'de hem yurt içi hem de yurt dışı talebin canlı kalacağını, sektörün salgın öncesine paralel bir biçimde 1.1 milyon adet araç ihracatı gerçekleştirerek satış rakamlarında yıllık bazda %16'lık bir artışla iyileşme görünümü oluşturabileceğini düşünüyoruz demişler. Fiyatlama disiplini, yine euro bazlı ihracat kontratlarının finansalları desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz demişler. Yine Merkez Bankası'ndan son dakikalar var. Bir iki not daha var. Öylece bitirebiliriz Ford'da. Böylece dönelim buradan enflasyon tarafına. Fiyat gelişmeleri raporunu Merkez Bankası açıkladı. Enflasyonun ertesi günü alışılageldiği üzere neler söylüyor Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunda? Kısaca aktarmaya çalışacağız. Diyor ki Merkez Bankası tüketici fiyatları Şubat ayında %4,81 arttı. Yıllık enflasyon 5,75 puan yükselişle %54,44 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı gıda ve temel mal gruplarından gerçekleşti. Emtia fiyatlarında Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlandı ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedildi. Gıda yıllık enflasyondaki yükseliş alt gruplar genelinde devam etti. Son aylarda yüksek seyreden taze meyve sebze enflasyonunda artış bu dönemde hızlanmaya devam etti. Diğer yandan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Hatırlatalım, ayın ortasında KDV indirimi gelmişti gıda tarafına. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi Şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyon alt gruplarda yükseldi. Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkileri yurt içi enerji fiyatlarına yansıdı. Burada %200 civarında bir yıllık enflasyon söz konusu olmuştu, hatırlatalım. Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artarken enerji ve gıda görünümüne de bağlı olarak ulaştırma ve lokanta, otel öne çıkan alt gruplar oldu. %75 civarı yine ulaştırmada fiyat artışı söz konusu olmuştu dün açıklanan rakamlarda. Başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan yükselişlerle tedarik zincirindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarında artış sürdü. Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarında yükseliş devam etti. Çekirdek enflasyon, hatırlatalım, dün gelen verilerde %44,05'ti. Önceki gerçekleşme %39,45, terminal beklentisi %42,37 şeklinde gerçekleşmişti. Buradan notlarla devam edelim istersen Gizem. Yani zaten grafiklerle aslında hiçbir şey anlatmadan bile oldukça net ifade edebiliriz herhalde. Yani yükselmeyen, daha doğrusu sert yükselmeyen ve bir anomali olmadığını gösteren hiçbir grafik yok, öyle söyleyeyim. TÜFE tarafında mesela
İşte geçen yılın son çeyreğinden itibaren işte sert yükselişi görüyoruz. Zaten %50'nin üstündeyiz geldiğimiz nokta itibariyle. BVC endekslerine baktığımızda yine aynı şekilde geçen yılın son çeyreğinden itibaren sert bir yükseliş. Oralarda da %50'lere geldik neredeyse. BC'ye baktığımızda yine özel kapsamlı tüfe göstergeleri tarafında, ana bileşenler tarafında bir miktar hız kaybı belki dikkat çekiyor diyebiliriz. Aylık değişimde hız kaybı. Yani şöyle söyleyeyim, bu düştüğü anlamına gelmiyor. Artış hızının azaldığını gösteriyor aslında. Ama net net de artmaya devam ettiğini gösteriyor. Hizmetler kalemine baktığımızda, burada hizmetler kalemi önemlidir. Şundan dolayı önemlidir. Buradaki enflasyon genelde yapışkandır. Yani şöyle örnek vereyim. İşte mesela bir fiyat artışı meydana geldi. Bunu farz edelim ki işte Euro TL'deki çok yüksek bir fiyatlamadan kaynaklandığını ve bir aya mahsus olduğunu düşünemiyoruz. Çünkü hizmete gelen zamlar genelde kalıcı oluyorlar maalesef. O yüzden de hizmet sektörü bu anlamda enflasyonda kalıtsallık da doğuruyor beraberinde. Şöyle ki, daha doğrusu fiyatların nominal seviyesine kalıtsallık sağlıyor. Özellikle burada hizmete oluşan alt kalemlere baktığımızda lokanta ve otellerde sert bir artış var. Ulaştırma hizmetlerinde sert bir artış var. Hepsinde zaten artış var ama en fazla bu ikisini söyleyebiliriz. Temel mallar tarafında da dayanıklı mallarda sert artış var. Diğer temel mallarda artış var. Giyim ve ayakkabıda yok demiyorum. Çünkü normal şartlar altında mesela buralarda indirim gördüğümüz belli aylar olur. Giyim ve işte ayakkabı grubunda mevsimsel, sezonsal indirimlerin olduğu ayları bile göremiyoruz. Hatta dünün enflasyon rakamlarında geçtiğimiz yılların ortalamasından çok çok daha yüksek geldi. Net net de bir de üfeyi söyleyeyim. Çünkü orada artık %100'ün üzerinde bir rakamdan bahsettiğimiz için nerenin üfesinde, üretici maliyetlerinde sert artış var diye baktığımızda bu şeyi de gösteriyor aslında bize belli noktada. Yani büyümeye dair bir tahmin yaparken mesela bu kadar yüksek maliyeti herkes karşılayıp aynı şekilde üretmeye devam edebilir mi? Bunu da sorgulamak açısından önemli. Mesela özellikle enerji maliyetlerinde sert bir artış var ve buraya dair hala yukarı yönde risk var. Yani bu kadar yükselip bitmiyor. Mesela dün JP Morgan'ın bir raporu vardı. Petrolde $180 senaryosu yapmışlar. Dolayısıyla bu bütün dünyayı aslında tehdit eden bir şey. En nette hani biz de zaten yüksek bir şekilde yakalandık. Bir de daha da yukarı yönde riskler var üstüne üstlük. Hem işte petrol ya da diğer bütün emtia grubunda aynı şey geçerli. Ara mallarında da yine üretici maliyetlerinde sert bir artış var. Yani burası mevcut durumda zaten çok hani ılımlı bir yerde yakalanmadık. Yani o yüzden içinde bulunduğumuz durum itibariyle daha da yukarı yönde riskler olmasından kaynaklı enflasyondaki zirve göreceğimiz noktayı revize edilebilecek düzeye getirdi şu an içinde bulunduğumuz konjonktür bütün ekonomistlere. Ama şimdi de kimse şeyi kestiremiyor tabii. O zirve ne zaman ve kaç seviyesinde görünecek? Bir tane yeni bir rapor var Morgan Stanley'den. O zirveye dair beklentilerini daha da yukarı yönde revize etmişler. Mesela daha önceki dönemlerde zirve işte %50'lerde göreceğiz diye konuşuyorduk ya, geldik zaten 50'nin üstüne. Genelde hep %60'lar duyduk bu hafta enflasyon verisi öncesinde bile, değil mi? Mesela JP Morgan'dan, Deutsche Bank'tan gelen raporlar hep Mayıs civarında %60 ve üzerine işaret ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey doğdu. Aslında Rusya ve Ukrayna bizim için önemli olduğu için, küresel enflasyonu diğer ticaret kanallarıyla etkilediği için herkesin enflasyonu aslında tehdit ediyor ama bizi cari açık kanalıyla da aslında tehdit ediyor bu durum. O yüzden diğer yandan bizde gıda enflasyonu düşürür mü diye de sorgulanıyor gazete haberlerine baktığında. Oraya gidemeyen meyve sebze iç pazara sürüldüğü için. Yani biz doğrudan doğruya enflasyonda belki onu görürüz ama sonra dönüp dolaşıp da işte tekrar cari açığı konuşmaya başladığımızda, dış ticaret açığı artmaya başladığında hani bambaşka şeylerle gene enflasyon dönüp dolaşıp geliyor aslında. Aynı hesaba geliyor. Ticari denge üzerinden enflasyonla mücadele etmek gibi değişik bir model de takip ediyoruz, değil mi? Kesinlikle onu demek istedim işte. Yani şimdi belki enflasyon düşürücü yönde göreceğiz ama ilerleyen dönemde tam tersi, yine dolaylı yoldan dönüp dolaşıp enflasyon olarak gelecek. Şimdi şu yok kimsenin varsayımının içerisinde. Morgan Stanley özellikle o yüzden söyledim. Kimse şey varsaymıyor. Hani en kötü senaryoyu, işte örnek veriyorum, yazın işte Rusya'da, Ukrayna'dan turist gelmedi senaryosu. Bu henüz varsayımların içerisinde yok. Ya da mesela petrol fiyatları... Hava sahasını mesela Rus uçakları kapatan ülkeler tarafına düşünüldüğünde işte Rusya Turizm Bakanlığı diyor ki biz de o zaman Türkiye'ye göndeririz turistlerimizi. Böyle bir haber akışı da var bir yandan. Kesinlikle, ama yani şu an konuştuğumuz bu makroekonomik tahminlerde işte cari açık şu olacak, büyüme bu olacak, dolar TL bu olacak, enflasyon da bu olacak. Varsayımlarda bu tabii Rusya Ukrayna yok. Hiçbiri yok. O yüzden yani şu an konuştuğumuz her şey belirsizliğini koruyor. Yani o yüzden de şimdiden bir şey söylemek çok normal değil. Morgan Stanley'in raporunda ama şey var.
Orada o varsayımları baz almışlar. Yani bu kötümserliği biz beklentilerimize dahil ediyoruz diye bir assumption çalışmışlar aslında. Takip edeceğiz bakalım. Orada da gün içerisinde yine yayınlarımızda takip edeceğiz bu rapordan öne çıkan başlıkları. Şu anda borsaya döndüğümüzde haftanın son işlem gününde en çok yükselenlerde İskenderun Demirçelik, Doğan Holding, Verusa Holding, Aselsan ve Koza Madenciliği takip ediyoruz. En çok düşenler tablosunda yine yüzdesel bazda bakacak olursak Enka İnşaat'tan sonra Turkcell, Türk Telekom, Aksaklik ve Ford Otosan gelmekte. Böylece piyasa masasının bu haftada sonuna geldik. Güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabahı tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.